Başlayalım mı? Buyurun hocam. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamda ibadihissalihin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Gününüz hayır ve bereketle dolsun inşallah. Bugün bu dersimizde En'am suresinin 119. ayeti. Evet. وَمَا لَكُمْ Size ne oluyor? Ne var ki? اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah Celle Celaluhu'nun isminin üzerine zikir edildiği, yani Allah'ın ismiyle kesilen, boğazlanan hayvandan yememenizde ne var? Yani niye? Gayeniz nedir bunu yemiyorsunuz? Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun ismi zikir edildikten sonra o sizin için yenilmesi halaldir. O konuda bir tereddüt gösterilmemesi lazım. Evet. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Halbuki Allah Celle Celaluhu başka ayette, mesela اِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَيَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مَيْتَةُ وَالدَّمُ O gibi ayetlerde nelerin haram olduğu o detaylı bir şekilde Rabbül Alemin Celle Celaluhu size anlattı. Orada anlatıldığı halde diğer helal olan, yani Allah'ın ismiyle anılan hayvanlardan niye yemiyorsunuz? Evet. Dolayısıyla burada ayet-i kerime bize şu dersi veriyor. Yani Allah'ın hükümlerine karşı bizim bir itiraz, bir muhalefet, bir rezerv koyma hakkımız yok. Allah neyi serbest bırakmışsa onu yaparız. Neyi men etmişse onu yapmayacağız. Hatta bununla biraz ilişkili olarak, yani buna benzer bir hüküm olarak, mesela Şafii fıkhında şöyle bir alimlerin görüşü, içtihadı vardır. Normalde siz yola çıktığınızda namazları cem edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Hatta cem etmemeniz, yani her namazı eğer vaktiniz el veriyorsa, imkanınız varsa her namazı vaktinde kılmanız daha uygun. Niye? Çünkü cem konusunda Hanefi fukahasının muhalefeti vardır. Ve dolayısıyla mümkün mertebe alimlerin muhalefetini görerek, muhalefetine uyarak davranmak uygundur. Öyleyse madem Hanefiler, Hanefi fukahası ceme konusunda ceme yapılmaz diye içtihat etmişler, öyle görüş belirtmişler, bizim de şey yapmamamız, Şafiler olarak ceme etmememiz daha uygun. Ancak bunun bir istisnası var. Nedir istisnası? Eğer bir insanın, yani bir Müslümanın ceme hükmüne karşı içinde bir soğukluk varsa, o zaman ceme etmesi daha uygundur. Niye? Ta ki o İslam'ın hükümlerine alışsın diye. Mesela kasırda öyle. Normalde özellikle üç konak dediğimiz, yani Hanefi fukahasının öngördüğü sefer miktarı, üç konak, eğer buna yetişmiyorsa seferimiz, kasır etmemek daha iyi. Ama eğer kişinin, mükellefin zihninde
kalbinde kasır hükmüne karşı bir serinlik, bir soğukluk varsa yani bu kasır da nedir? Cemre daha iyidir. Böyle bir şey, itmam daha iyidir. Böyle bir şey varsa o zaman o tür kişiler için kasır daha afdaldır. Yani bu ayetteki ve ma lekum en la ta'kulu ona yakın bir hüküm bize açıklıyor. Yani Allah Celle Celaluhu'nun isminin anıldığı kesilirken isminin anıldığı bir hayvanın etinden yememe noktasında bizim bir tereddüt etmememiz lazım. Ve onun gibi diğer İslam'ın hükümlerine karşı hüküm şariaten geldikten sonra yani Cenab-ı Allah'tan veya Cenab-ı Peygamber'den geldikten sonra ve hatta alimlerin o konuda içtihadi olduktan sonra bizim o hükümlere karşı bir soğuk bakma, bir rezerv koyma, bir tereddüt etme gibi bir şeyimizin olmaması gerekir. Bu ayet bize özellikle bu manada çok çok önemli bir ders vermektedir. Yani hüküm sahibi Allah'tır. Şeriat sahibi Allah'tır. Farzı da o koymuştur. Haramı da o koymuştur. Farz ve haramlar ondan geldikten sonra artık bizim ileri geri tereddüt etmemiz veya ileri geri fikir beyan etmemiz asla uygun değildir. Yani kısaca arkadaşlar bundan şunu anlıyoruz. Yani biz müminler olarak Allah Celle Celaluhu hükümlerine karşı bizim mutlak teslimiyet göstermemiz gerekir. Ve bu şeriatın hükümlerine riayet etme, onlara tabi olma noktasında oldukça bize önemli bir esaslı bir ders, bir mesaj vermektedir bu. Oldukça önemlidir yani. Evet. İlla matturirtu ileyhi. Yani size haram kılınan ancak o haramlardan sizin muttar olduğunuz örneğin meyte yani bizim amiyane tabirle murdar olan şer'i bir şekilde kesilmeyen hayvan ondan yemek haramdır. Ama eğer bir insan açlık nedeniyle ölüm tehlikesini geçiriyorsa bu o zaman onu yemeye mecbur olmuştur. Yiyecektir. Yani buna benzer diğer haramlardan da meyte de öyle mesela affedersiniz hınzır eti haramdır. Ancak bir insan ölecekse o mecbur olduğu için ölmeyecek kadar o da. Yani yoksa yani oturup da böyle şiş şiş böyle kebap yapamaz ondan. Böyle ayakta canını kurtaracak, ayakta kalabilecek kadar ondan yiyecek. Ta sahili selamete ulaşıncaya kadar. Ve inne kesiren ve muhakkak birçok kimse le yudillûne bi ehvâihim bi gayri ilmi. Onlar hevalarıyla ve arkadaşlar ehva bildiğiniz gibi hevanın çoğuludur. Kur'an-ı Azimüşşan çok farklı bağlamlarda özellikle Allah'ın, Resulullah'ın emrine mutabaatın ve Allah'ın hükümlerine uymanın ele alındığı bağlamlarda Kur'an'ın havaya vurgusu çok önemli ve anlamlıdır. Yani hava biliyorsunuz insan nefsinin bir takım efendime söyleyeyim kitap ve sünnetin verilerine dayanmadan sadece kendi nefsani arzusunun yol gösterdiği şekilde nefsani arzusu istikametinde davranma heva oluyor.
veya o nefsani arzuların tamamına, toplamına heva veya heves de diyoruz Türkçe olarak. İşte bu heva ve heveslere uyma noktasında Kur'an-ı Azimüşşan çok hikmetli bir şekilde. Bakınız arkadaşlar, mesela acizane benim kanaatim, bu içerisinde yaşadığımız bu seküler toplum, bu pozitivist toplum hevanın ne olduğunu bilmiyor. Ha, havayı şu manada bilir: nefsin isteği, onu yerine getirmek. Ama Kur'an'ın bizi ona karşı sıkça uyardığı o heva heves ve İslami manada o pek şey yapılmayan, tasvip edilmeyen o manada bir heva heves algısı ne yazık ki toplumda yok. Ve toplum, özellikle bu Batı uygarlığının bir takım alışkanlıkları doğrultusunda oluşmuş, şekillenmiş bu pozitivist seküler toplum, havayı Kur'an-ı Azimüşşan'da "Eferâeyte men ittegaze ilâhehu hevâ" bu şekilde heva bilir. Yani nefsin isteğini adeta taparcasına kendisine ilah edinen, hep o doğrultuda davranan, hep ona göre, yani o nefsinin havasını tatmin edecek, hoşuna gidecek şekilde hareket eden hava, o hava ne yazık ki bugün toplumda çok egemen bir şekilde hüküm sürdürmektedir. Halbuki o hava her zaman bizi felaketin eşiğine götürür. Ve toplumda meydana gelen birçok sıkıntı, birçok arıza, o hava, nefsin havasına uyulduğu içindir. Yani dolayısıyla arkadaşlar, yani bu noktayı çok iyi dikkat etmek lazımdır. Yani ve inne kesiren le yudillune bi ehvaihim, birçok insan havalarıyla bilgisizce doğru yoldan, haktan, hakikatten, hidayetten sapmaktadırlar. Bu tabi, yani ayet cümleden anladığım kadarıyla çok çok mana içeren, çok zengin içeriği olan bir cümledir. Ve bu insanların salt akıllarıyla, salt birikimleriyle boyutlarını kavrayamadığı bir hikmet boyutunu önümüze koymaktadır. O hikmet de kısaca insanların gündelik hayatlarında işlerini görürken, yani genel söylüyorum, işlerini görürken, yaparken, diyelim ki insanlarla ilişki kurarken, aileleriyle ilişki kurarken, arkadaşlarıyla, iş çevreleriyle, efendime söyleyeyim, ilişki kurarken, yok alışveriş yaparken, yok eğlenirken, yok yerken, içerken, giyerken,